Bismillahirrahmanirrahim. 17. ders harflerin şeddeli okunuşu. Ebbe, ibbe, übbe. Yani ne yapıyor? Esasen eb peşine artı bir tane daha b varmış. Tamam mı? Ebbe olur, bu olur, bi olur. O önemli değil. Şedde şu. Yani bir yerde M harfinin ters yazılışı diyebilirsin. Şedde. Şedde ne yapar? Hangi harf üzerindeyse o harfi iki defa okutur. Peki nasıl okutur? Yani peşine E mi dedirtir? İ mi dedirtir? U mu dedirtir? O zaten yazıyor orada. E, B. Bağının üstünde üstün var. İ, B, Ü, Şeddenin üzerinde üstün olduğu için E, B, B diyoruz. Şayet Şeddenin üzerinde yani şedde var. Şeddeli harfin üstünde şöyle bir çizgi değil de şöyle olsaydı o zaman ne olur? Ebu. Altta olsaydı ebi değil mi? Yani şedde eşittir e demek değildir. Şedde eşittir ne demek? Hangi harfin üzerindeyse altında bulunan harfi iki defa oku demek. E ile mi, İ ile mi, I ile mi, şeddenin üzerinde mi har harika var, altında mı var, ne var? Ona bak, ona göre oku. Ebbe, ibbe, übbe. Burada hepsi şeddenin üzerinde üstün var. O yüzden B, B, B. Yani E diye okunuyor. Et, te, ette, itte, ütte, esse, isse, üsse ece ice üce ehha ihha uhha ehha ihha uhha edde idde üdde hep ne gözükmüş? Şeddenin üzerinde bir üstün olduğunu görüyoruz. Mesela udde diyor, edde diyor, edde. Bu ede. Evet. Bu edu. Bu eddi. Demek ki şeddeli harfin harekesine bakılır. Ezze. İzze. Üzze. Erra. İrra. Urra. Ezze. İzze. Üzze. Esse. İsse. Üsse eşe işe üşe essa issa ıssa ıssa değil ya. Yani, uzatmalara dikkat et uzatma yok burada yani uzatma olmadığına dikkat et evva evva ıvva etta etta ıdda evva

İlle ülle emme imme ümme enne inne ünne evve İve üve ehhe ihhe ühhe eyye İye üye dikkatini burada bir şeyler çekebilir. Mesela ne çekebilir? Bir örnek verelim. Kafa karışıklığı şu açıdan yaşanabilir diyebilirsin ki Hocam bak şurada Elif var. Ya e, tabi burada da var. Bir sürü yerde var yani. Bu Elifler sağ taraflarındaki harfi niye uzatmamış? Yani şurayı Enna Şurayı Evva Niye okumuyoruz? Uzatsak ya. Niye uzatmıyoruz? Çünkü buradaki eliflerin harekesi var bak. Harekeli elif uzatmaz. Harekesiz şöyle olsa, harekesi yok, altta yok, üstte yok. Harekesiz yazılsaydı sağındaki harfi uzatırdı. Muhtemel kafa karışıklığına bir cevap vermeye çalıştık. Burayı bitirdik herhalde, değil mi? E he i he ü e ye ü 18. ders. Şedde. Üzerinde bulunduğu harfi iki kere okutur. Aynı konu. Farklı hareketlerle yazılacak bu defa. Yani 17. derste şeddenin bulunduğu harf hep fetah idi değil mi? Hep fetalıydı, Üstünlüydü. Şimdi bakıyorsun mesela. Yasuddu. Dalda şedde var ve üstün yok bu defa. Ötre var. Yani şeddenin bulunduğu harf üstün olabilir, ötre olabilir, estre olabilir sözümüzün bir örneği var burada. Rabbe enne tebbe şerra inne fümme külle lealle cennete nezzele alleme kezzebe yemuddu yesuddu yezun hakku inneke iyyake hem şedde var hem uzatma var. Bu şekilde şeylerde söz konusu değil mi? Mesela iyya veya başka yani yaz yaz git bunun sonu gelmez. Başka bir örnek. Beva. Olabilir. Ellezîlleîne felemmâ mimmâ mim yani ne var orada? Bir tane mim var. Değil mi? Mim. Önce bir mim var, sonra bir mim daha var. Sonra da elif var. Mimma derken bir mim burada var, bir mim de burada var. Bu şed mim şeddi iki defa okutur. Yani aslında üç tane mim olmuş oluyor değil mi telaffuzda seslendirmede. Mimma inne ma nun ile elif arasında mim var dikkat et. inne ma külle ma rabbihim beşir beşir illa elif var soldaki eliftir. Eyyü burada ha var. Sol tarafında elif var. Uzatıyor. Eyyü ha Alıştırma 3. İyyâke inneke li rabbike fesalli ya eyyü "يا أيها أنهم يمدهم جهنم تبت تمت الذين التي نسبح نقدس يكذب" يُبَشِّرُ إِنَّا كُنَّا مِنَّا نَزَّلْنَا تَوَّابُ يُضِلُّ يُكَذِّبُونَ يَظُنُّونَ يُمِيتُ يُحْيِي لَعَلَّكُمْ t t t ne? sıradaki derse geçiyoruz. 20. ders. 20. ders iki üstün. Ince harfleri en, kalın harfleri an diye okutur. İki üstün bu. Tek üstün neydi? Herhangi bir harfin üzerindeki tek şöyle hafif eğik çizgi. İki üstün bundan 2 tane yazarsan iki üstün olur. Mesela then. Mesela ben. Mesela sen gibi. İzen. Elif var. Uzatmıyor. Neden? Elif hareketi mi? Evet. Bak hareketler Elif'e ait değil. Elif hareketsiz. Buradaki hareketler Elif'in değil. Zal harfimizin. E, B, den. Hareketler kime ait? dala elife değil. Hocam elifle birleşik yazılmışlar. Haklısın. Ama yine de elifin değiller. Unutma. Rahimen harekeler elifin değil. Mimin e ne olmuş? Yani elif hareketsiz doğru. Hareketsiz elif sağını uzatır. Niye uzatmıyor? İdan. İdan. Olmaz. İdan diye bir şey yok. Yani şöyle idan diyemezsin. Uzatma yok. Neden yok? Çünkü elif hareketsiz olsa bile sağında ne var? İki üstün var. İki üstün. İki esre. iki ötre. Bunlara ne deniyor? Genel adı tenvin. Tamam mı? Ne deniyormuş? Tenvin. Tenvin ne demek? Tenin bu işte bir harfi iki esre, iki üstün, iki ötre veriyorsan buna tenvin denir. Tenvin tercümesi nun eklemek, nunlamak, nunlamak demektir. Hani yanlamak değil de nunlamak. Evet, bir harfte tenvin varsa o harf uzatılmaz. Tenvin aynı zamanda ismin alametidir. Gramer bilgisi de verelim. Yani şeyil değildir o kelime. İden, idan değil, ida değil ebeden ebedan değil en ile meselen dikkat et meselen ra ga den ra ga. a ile kalan harftir ra ga, den, kadiran ra harfi sonuncu harf Ali men sonuncu harf elif sağında mim var. Ali men Rahi uzatma da var bak Ali men Rahi men niye uzatma var? Neden? Çünkü hareketsiz ya var. Gadi derken buradaki hareketsiz ya sağındaki dalı uzatıyor. Ali derken hareketsiz ya sağındaki lamı uzatıyor. Rahi derken ya sağındaki har harfi uzatıyor kebi derken ya sandık harf yani bay uzatıyor kebi ran dinen nu ran na ran mera ne öyle yaptın uzatma yok me ra van uzatma hiç yok ben burada elif var harekesi sağını uzatır ba'nın sonundaki elif uzatmaz çünkü Bağının sağında elif var hareketsiz doğru ama sağındaki harfte tenvin var. Yani iki üstün var. İki üstün harfler uzatılamazlar. Elimen kitaben fark ediyorsun değil mi? Kitaben derken şurada ne var? Ta var. Kitaben galilen femenen femenen uzatma yok burada. Femenen küfüven var burada uzatmaz. Niye? Çünkü harekeli vav uzatması için hareketsiz olması lazım. Elif uzatır mı? O da uzatmaz. Niye? Elif'in sağında tenvin var çünkü. İki üstün var yani. O zaman uzatamaz. Küfüven rizkan rizkan maen hasene ten şeceraten Halifeten müteşabihen Şerran Şerran Cemiyen Binaen Emvaten Emvaten Sıra iki esreye geldi. Harfin altına iki çizgi koyarsan ona ne dersin? İki esre. Hase din daldakiler yani nedir? İki esredir. Hase din in diye okutuyorum. Eha din ecelin senin ecelin. Lehebin ecrin ecir mükafat. Yevmin raybin rayb şüphe. Beytin nurin Cu'in Hurin Gulubin Gulu kulüb. Kaf uzatma Gulu Lam uzat çünkü va var uzatır Dinin Elimin Şedidin Beşirin Beşirin değil Beşi ya uzatıyor çünkü نار هاد عاد ناس علم مسد صيب ميت جنات ظلمات ثمرات سوره İki ötre. Nasıl okutur? Un, ün gibi bir sesle okutur. E, ha, dün. E, c, lün. İki ötre hangisi? Sonuncu hafta bunlar şunlar yani. İki ötreyi şu şekilde de görebilirsin. Bak şu şekilde de görebilirsin. Veya şu an kitapta gördüğün şekilde de görebilirsin. İkisi de nedir? Mümkündür. Tamam mı? Halitler şöyle. Bu şekilde bu şekilde görebilirsin. E, ha, dün e uzatma yok yani ehadun e c lün azabun kitabun tayı görüyorsun iki nokta üstte elimun kadirun rahimun habirun hamidun mecidun غفور شكور عدو سم بكم عمي عدل عدل برق مرض ظلمات غشاوة ازواج حق Hakkun Hayrun Gaybun Ca'ilun Çeker diyor. Önünde met harfi olsun olmasın. O harfin uzatılacağını gösterir. Yukarı doğru çizgi. Bunu bir önceki ders anlatmıştım ben aslında. Bir harf ki yukarı doğru çizgi. O zaman ne olur? O harfi uzatırsın. Ne kadar? Bir elif miktarı. Amene. Hocam aynı niye uzatıyoruz? Bak onun bir ilerisindeki harf Vav değil, Ya değil, Elif değil. Vav, Ya, Elif met harfleridir. Hiçbiri yok. Niye uzatıyorsun? Bu çizgi, harfin üzerinde yukarı doğru bulunan bu çizgi neyi gösterir? Gizli met harfi var. Sen uzat yani. Göremesen de uzat. A, Mene. A, Deme. A, Nese. A, Nese. A, Menne. آخرة ذلك إله آذانهم لكن رحماني هارون إبراهيم إسماعيل إسحاق آيات Hada, semaveten qur'anun ateena ahire fihi hi uzatma yok dikkat et fihi fihi dinukum mustaqime elzin kadirun. Aşağı doğru uzatan bir çizgi var. Peşineme met de var. Ya. Ya olsun olmasın. Aşağı doğru çizgi varsa uzat. Alimun tecri müttegine. Vav ve ya şeklinde yazılan elif var. Değil mi? İla, ala, bela, sela gibi. Bu elif de uzatır. Bu harf neymiş? Elifmiş. Yani senin Elif diye bildiğin o harf var ya. Elif her zaman şöyle yazılmazmış. Bu şekilde Elif de var. Bu Elif'e ne diyorsun? Bu Elif'in adı Elif-i meksura. Adı çok önemli değil şimdilik. İla uzatıyor yine. İla, ala, bela, hüda, isteve, sevve, ebe, hatta, تعالى أدرى ادرا عيسى موسى تقبل صلى فهدى تلقى أخرى يسرى يغشاها صلاة zekatun hayatun gadatun ne anlatılıyor? Vav var hareketsiz sağını uzatıyor diyebilirsin veya demeyin yukarı doğru çizgi var. Yukarı doğru çizgiler uzatır demiştik. M harfi olsun olmasın. Hüsnâ neccânâ Necceynâ değil Necânâ Necati. Necati Hoca. Hu zamiri. 25. ders. Önemli bir bilgi. Burayı muhakkak anlamalısınız. Kendisinden önceki harf harekeli ise uzatılarak cezimli veya hareketsiz ise uzatılmadan okunur. Hu zamiri. Bunun adı ne? Zamir. Böyle yazılır hu demek var bir de hu demek var. Yani bir hu dersin bir de ne dersin? Hu. İşte ne zaman hangisi okunur? Kendinden önceki harf harekeli ise uzatacaksın. Hu ne zaman sandık harf harekeli ise. Hareke yoksa hu. Lehu uzatıyorum niye? Sağında harfte hareke var çünkü. Bak üstün var. Mâluhû. Uzattım. Niye? Sandık harf yani lambda hareke var. Ötre var. Rabbü hı. Niye uzattın? Sağında harf hareke var. Ben biraz fazla uzatıyorum. Bedirgin olsun diye yoksa hı fazla uzatılmaz. Bir elif yine. Hı bu kadar. Vahde <laughs> hı bihi hi, hi de uzatıyor değil mi? Neden? Sandık harf harekeli çünkü esresi var. misli hi hi de uzatır çünkü sandık harf harekeli. fi hi hi uzatmaz niye? Sandık harfta hareket yok bak burada ya hareketsizdir o zaman hi diyemezsin hi. misli hi misagi hi Ru suli he haule hı ay hı hayri he şerri heallah it Tehala külü hı kalbü hı emru Sülüsü hı onun üçte biri demek Fi he beni hi sale bu hu katelu hu bunlar hiçbir uzatmadı bak niye sağ tarafındaki harfler de hareket yok sale bu derken bağda hareket var vavda yok dolayısıyla hu zamirin sanda bulunan harf ki o vavdır hareketsiz o zaman hu'yu uzatamazsın faalu hu vav hareketsiz allemna hu hedena h atenah min h bunda hareke yok çünkü sukun bu cezim işareti hareke değil ki hareke ne hareke nedir işte şurada olduğu gibi ötre olabilir veya şurada fa olduğu gibi estre olabilir veya ba olduğu gibi feta. yani hareke nedir hareke herhangi bir harfin üzerinde bulunan şu ve şu ve altında bulunan şu şu üç çizgi artı harekene olabilir. Bu art, bu harekeleri ikilersen temin olur onun adı. İkilersen yine hareke olur. Bunun dışında bir hareke yok. Yani bu yuvarlak işaret hareke değildir. An hı min hı an hu iley he olmaz he aley he bu şekilde. El takısına geldik inşallah. Bunu da bir sonraki derste işleyeceğiz.